Merhabalar sevgili Kova burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 6 Mayıs haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz ve hemen arkasından tarotlardan her zamanki gibi destek ve öngörülerini alacağız. Şimdi sevgili Kovalar, pazartesi günü gündemimiz biraz daha yakın çevre ve kardeşlerimiz olacak ve kardeşlerimizin bir sorunu için ya da onlar adına biraz böyle onlara yardım etmek isteyebiliriz. Yakın çevremizle ilgili bir mücadelemiz söz konusu olabilir. Biraz daha hareketli gün bizi bekliyor diyebilirim. Bazılarımızın trafikle ilgili durumu söz konusu olabilir. Trafikte çok fazla hareket edebilir. Trafikte çok fazla zaman geçirebiliriz. Seyahate çıkmak ya da böyle bir yola sürekli bir araçla bir yola gidip gelme enerjisi hakim olabilir. Biraz böyle aceleci tavırlar sergileyebiliriz ve bundan dolayı biraz kazalara, sakarlıklara, çarpmalara da dikkat edin diyorum. Özellikle de trafikte. Bu olmasa bile biraz böyle agresif enerjilerde olup tartışma ve kavga gibi durumların söz konusu olabilir. Bundan dolayı biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim sizin için. Şimdi sevgili Kova burcu, Çarşamba günü Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizin yaşadığınız yerle ilgili bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Ev almak, ev satmak, işte evden taşınmak, farklı bir yere gitmek, yaşadığınız yerle alakalı bir değişim yapmak, yeni bir başlangıç. Yeni bir mahallede bir eve taşınmak, yeni bir şehre gitmek, yeni bir artık bir ülkeye gitmek. Yani bir şekilde burada yeni başlangıçların hakim olması mümkün diyebiliriz. Toprakla alakalı, mal mülkle alakalı, belki atalardan, belki bir babadan kalma ya da bir aile kökleriyle alakalı bir toprak, mal, mülk, miras konularınız var ise bu konularla ilgili de yeni başlangıçlar yapılabilecek bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili Kova burcu diyebilirim sizin için. Salı günü sevgili arkadaşlar Ay Boğa burcunda olacak. Kendimizi yine biraz önceki saydığım konularla ilgili güven arayışı içinde bulabiliriz. Güvenmek isteyeceğiz, rahatlık isteyeceğiz, konfor isteyeceğiz, lükse biraz düşkünlük olabilir. Yani yaşadığımız yerle ilgili, evimizle ilgili lüks harcamalar yapabiliriz, dekoratif ürünler alabiliriz. Evde keyif ve konfor alanımızı daha da rahatlatmak isteyebiliriz. Bu tarz etkiler söz konusu Salı, Çarşamba ve Perşembe günü itibariyle. Hafta sonu biraz flörtöz enerjilerde olma ihtimalimiz söz konusu. Biraz daha böyle yani özgür olmak isteyeceğiz, gezmek isteyeceğiz, tozmak isteyeceğiz, radikal böyle kararlar alabiliriz. Aynı zamanda çok fazla kişiyle görüşmek isteyebiliriz, çok fazla kişiyle flört edebiliriz. Daha çok iletişimsel böyle bir flört, uzak yerlerdeki, uzak mesafelerdeki kişilerle görüşmek, onlarla konuşmak isteyebiliriz. Belki bu uzak mesafedeki kişiler akrabalarımız olabilir. Belki yine evliysek eşimizin kardeşleri olabilir. Böyle bir şey yoksa bile yalnız bir bireysek bile uzak böyle geçmişte tanıdığımız eski bir dostluklarımız olan kişilerle iletişim içinde olmak, onlarla tekrar bir telefon görüşmesi içinde bulunmak, eski yaşadığımız yerlere gitmek, eskiden görüştüğümüz kişilerle bir araya gelmek gibi süreçlerden geçebiliriz. Siz sevgili Kova burcu için hafta sonunda bu tarz enerjilerin hakim olması görünüyor diyebiliriz sizin için. Evet sevgili arkadaşlar, özellikle de yaşadığınız yerle alakalı gelişmeler söz konusu gibi görünüyor. Çoğu kişinin böyle ev alımıyla ilgili ya da bir arazi toprakla ilgili gündemlerinin daha yoğun olduğu bir hafta gibi görünüyor. Kova burcu 6 Mayıs haftası diyoruz. Kova burçlarına Kova burcu 6 Mayıs haftası. Size verilen sözlerin yerine gelmemesi mümkün olabilir bu hafta. Arkanızdan dönen kişi oyunlara dikkat edin. Hırsızlıklara maruz kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biraz böyle ikilem yaşayacağınız bir hafta, kararsızlık söz konusu, değişken enerjiler hakim. Yani sabah ayrı, akşam ayrı karar verebilirsiniz. Ne yapacağınızı bir türlü kestiremediğiniz,
Bir yandan gitmek istediğiniz, bir yandan kalmak istediğiniz enerjiler hakim gibi. Sevindirici haberler de aynı zamanda sizi bekliyor. Kutlamalar yapacaksınız, mutlu olacağınız haberler alabilir. Arkadaş ortamlarınızda bir araya gelebilir ve eğlenmek isteyebilirsiniz. Çalışacağınız bir hafta yoğun mesai yapabilirsiniz. İşleri güçleri bitirme enerjiniz hakim gibi. Çok fazla işle güçle uğraşabilirsiniz. Para bulma çabanız var sevgili arkadaşlar. Parayla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Bir para arayışınız mümkün. Ya da işleri bitirip şu parayı alayım ya da yaptığınız işin karşılığını alma enerjisi hakim olduğundan işlere daha fazla yoğunluk gösterme gibi bir süreç söz konusu olacaktır sizin için. Bir para kaybı gibi bir durum söz konusu sevgili arkadaşlar. Burada kaybettiğiniz bir durum var gibi görünüyor. Parasal anlamda sevgili arkadaşlar, belki bir şeyde astroloji yorumunuza da ev alma gibi bir durum var demiştim. Belki ev alacaksınız. Bu ev almanız için biraz para arayışında olabilirsiniz. Paranız denkleşmeyebilir. Parayı denkleştirirseniz, ev alırsanız sizden gidecek olan bir kayıp var. Yani bu tarz enerjiler var gibi sevgili arkadaşlar. Sorumluluk üstleniyorsunuz. Çok fazla yük var üzerinizde. Çok fazla görev var ve bu görevleri yerine getirmek, bu sorumlulukları yerine getirmek, bir an önce üzerinize düşen vazifeleri yapma enerjisinin de hakim olduğu görünüyor. Hayatınızda bir kayıp var sevgili arkadaşlar. Bir bitiş söz konusu sevgili Kova burcum. Bir şeyleri bitiriyorsunuz hayatınızda. Gerek bir işi, gerek bir aşkı, gerek bir ilişkiyi, gerek bir başka bir durumu. Ama biten bir durum söz konusu. Bir durum bitiyor, yeni bir durum başlayacaktır evelallah. Bir kart daha almak istiyorum. Bir gidiş söz konusu sevgili Kova burcu için. Evet, bulunduğunuz yeri bırakıp bulunduğunuz durumu, olayı, ortamı, topluluğu neyse konunuz, burayı bitirip ve kendi yolunuza doğru ilerleyeceğiniz bir haftaya geçiş yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet, deniz aşırı bir yere gitmek, başka bir şehre gitmek, başka bir ülkeye gitmek, bir seyahat konusunun söz konusu olması ama bulunduğunuz yerden ayrılma gibi bir durum var. Çünkü burada da bir gidiş konusu söz konusu, bir terk etme, bir terk edilme, bir gitme var. Burada bir bitirme durumu enerjisi var. Ölüm kartı bitirme enerjisidir sevgili arkadaşlar. Hayatınızda bir sayfayı bitirdiğinizi gösteriyor. Ve burada da bir yine gitme enerjisi, bir yol durumu söz konusu. Siz sevgili Kova burcu için. Bakın, hep bir gidiş, hep bir bitiş, hep bir kayıp durumu da söz konusu gibi görünüyor sizin için. Evet sevgili arkadaşlar, sanki bir döngüden geçiyor gibi görünüyorsunuz sevgili Kova burcu. Evet, sizlere söyleyeceklerimiz de böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik. Düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.